Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz konuşma ve dil bozuklukları uzmanı Sayın Ayşegül Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizler öncelikle Ayşegül Turan kimdir tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimizle. Buyurun. Tabii, ben konuşma ve dil bozuklukları uzmanıyım ve 25 senelik bir meslek tecrübem var. Pediatrik çalışıyorum. 15 yaş çalışmamın üst sınırı. Çok yaygın konuşma bozuklukları var, dil bozuklukları var, anlama güçlükleri var ve çocuklarda çok fazla görüyoruz. Bunlarla ilgili bir kitap hazırladım. Tekrar hazırladım açıkçası çünkü bu 4. baskı oldu. Zaman içerisinde yeni bilgiler eklendi. Sevgi dili konuşan çocuklar. Konuşma evet, ve... kitabımız. Evet. Kitabımız bu. Kitabımızı da bu şekilde bir görüntüleyelim. 4. baskısı kitabımızın Sevgi Dili Konuşan Çocuklar, evet. Konuşma ve Dil Gelişimi Bozuklukları, Down Sendromu, Otizm ve Kekemelik. Evet, değil evet, mi? Kitabımızın evet, içeriği. Evet. Anladığım kadarıyla siz konuşamayanları konuşturuyorsunuz. Evet, öyle. Doğru mudur? Doğru. Çok net olarak böyle anlatılıyor bizim meslek. Evet. Anlamaya da müdahale ediyoruz ve erken yaşta yaptığımız zaman olası anlama bozukluklarını önleyebiliyoruz. Bütün zaten kitabın bütün teması ve anlaması şeyi, bütün amacı bunun üzerine. Down sendromu ve otizm, kekemelik, bunları seçmemin özel bir nedeni var. Çünkü meslek hayatım boyunca en çok kliniğe en çok gelen öğrenci grubu bunlar, bu grupta olanlar. Çünkü Down sendrom her 800 doğumda bir oluyor ve erken yaşta bu çocukları rehabilite ederseniz konuşma ve dil bozuklukları açısından çok güzel kaynaşıyorlar toplumla, güzel konuşuyorlar, güzel anlıyorlar, okullarına devam ediyorlar. Keza otizm için öyle. Otizm yeni yapılan bir araştırmada 68 çocukta bir görülüyor ki çok yüksek bu. Ben mesleğe başladığım zamanlarda 20.000'de 5-6 tane otistik özellikler görürdük ama son yapılan bu Tohum Otizm Vakfı'nın bir araştırması bu. 68 çocuktan bir. Tabii müthiş bir yatırım yapılması, eğitim yapılması, yatırımının yapılması gereken bir durum. Bu çocuklar erkenden ele alındıklarında, konuşma ve dil bozukluklarına müdahale edildiklerinde dediğim gibi başarılar muhteşem. Kekemelik keza öyle. Kekemelik meslek hayatımda en üzülerek, olanları en üzülerek gördüğüm bir durum. Çünkü 100 çocukta bir akıcılık bozukluğu 3 yaşlarında olabiliyor. Bunlar eğer hani uygun yönlendirilirse anne baba ve çocuk geçebiliyor. Ama yanlış müdahaleler yapıldığında veyahut 5-6 yaşına gelmiş çocuk böyle olmayacak şekilde susturulup ya da rehabilitasyon adı altında değişik yöntemler denendiğinde bu çocuklar yetişkin kekeme oluyorlar. Evet. Ve atlatamıyorlar. Tabii bu benim hep üzüntüyle gördüğüm ve bu amaçla yapılan müdahalelerden çok rahatsız olduğum bir konu. Dolayısıyla kitabımı aslında bunun için yazdım. Kimse yanlış yapmasın. Çünkü yanlışları sonradan telafi etmek zor. Çocuklar üzerine yanlış yapılmasın. Büyükler yanlışlarını düzeltiyorlar ama çocukların hayatları üzerine yaptığınız yanlışları asla toparlayamıyoruz. Dolayısıyla bu kitap tam bir rehber kitap olarak hazırlandı. Bu problemleri olan veya olmayan normal çocuğu nasıl gelişecek diye merak eden herkesin okuyabileceği bir kitap. Bir rehber kitap, başucu evet, kitabı diyebiliriz aslında. Evet, anne evet, babalar için bir başucu kitabı, rehber kitap. Evet. Çünkü maalesef ülkemizde halen daha otistik çocuklar ve Down sendromlu çocuklar
hep yanlış anlaşılmakta, daha doğrusu tam olarak ne olduğu bilinmemekte. Kesinlikle, tabii. Yani bu isimlerin neye tekabül ettiğini kimsenin bir fikri yok ve ön yargı var. Evet, en çok kötüsü ciddi bir ön yargı var. Aileler bu ön yargıyla baş edemiyorlar. Çocuklar da baş edemiyor, aileler de baş edemiyor. Halbuki toplum çeşitliliğiyle güzeldir ama bu çeşitlilikte de bir armoni olması gerekiyor. Davranış armonisi. Bunu da sağlayan en önemli faktör çocuklarımızı erken yaşta hangi çocuk olursa olsun ihtiyaçlarını doğru cevaplamak ve doğru eğitmek. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Peki bunu biraz daha açmamız gerekirse neler söyleyebilirsiniz bu konu üzerine? Şimdi tabii bu çocukların bu çocuklara yapılacak müdahalelerde uzman ihtiyacı çok yüksek. Yani bebek doğduğu itibaren sosyal bir ortama doğmak zorunda. Sosyallik bizim hayatımızda insanın beyninde kodlanmış bir beceri aslında ama uygun şartlarda ortaya çıkıyor. Nasıl bebeğin 6 ayda oturmasını, 9 ayda emeklemesini, 12 ayda da yürümesini bekliyorsak, sosyal davranışlarını da 3 yaşında duygularını anlatmasını, yani anne üzüldüm bugün demesini veyahut 5 yaşına geldiğinde lütfen demesi veya daha önce de diyebilir tabii ne kadar bu ailenin ilgilendiğiyle ilgili ya da 6 yaşına geldiğinde başka çocukların da duygularını, arkadaşlarının da duygularını görüp bunlara göre davranması, hatta onları teselli etmesi beklenir. Şimdi sosyallik hayatımızda çok büyük bir beceri ama bunu hani ne kadar kullanıyoruz, ne kadar çocuklarımıza aktarıyoruz, eğitim müfredatımızda var mı bu? Bunu tartışmak lazım. Çünkü bizim eğitim müfredatımızda sosyal gelişmeyle ilgili hiçbir çalışma yok. Hiçbir bırakın araştırmayı bir ders olarak çocuk nasıl yardım isteyecek, nasıl başkalarıyla kavga etmeden konuşacak, fikir değiş tokuşu, bir karşındakini üzmeden, ona zarar vermeden fikrini nasıl anlatırsın? Tabii sosyallikle aslında hayat içerisindeki iletişimimizi kuruyoruz. Nasıl konuşacağımızı belirliyoruz, karşımızdakine göre davranıyoruz. Dolayısıyla benim burada en önemli üzerinde durduğum, çocuklarımıza sosyal dili öğretmemiz gerekiyor. Duygularını anlatan birey olmak kadar başkalarının duygularını da anlayarak, saygı göstererek ve konuşma zemininde anlaşarak kendilerini ifade etmeleri benim burada özellikle mesajım. Evet ve belki de 7 yaş civarında ilk öğrenime başlayan bir çocuk için de çok geç sayılabilir. Çünkü ilk sosyalleşmeyi aslında o dönemde yaşıyor değil mi çocuklarımız? Daha önce olması gerekiyor. Evet. Yani sosyalliğin dediğim gibi çok erken başlıyor. Aslında 3 yaşındaki çocuğun başkalarının duygularından haberdar olma süreci var. Normal gelişim böyle. Ama bir de tabii günümüz şartlarında ya çocukların tablete, televizyona, akıllı telefonlara fazla maruz bırakılmaları var. Bu sosyal gelişimi bozuyor. Yani eğer çocuk sık dışarı çıkmıyorsa, bebek 12 aylık ama diyelim ki annesi çok fazla kucağına almıyor. Susması için televizyonun karşısına oturtuluyor, eline tablet veriliyor veya telefon veriliyor ve uzun süre bu teknolojik araçlara maruz kalıyor. Dolayısıyla çocuğun sosyalleşmesinin bozulması çok yüksek olasılık. Evet. Bunu telafi için şunu çok iyi anneler, babalar hatırlamalı veya anlamalıdırlar. İnsan ilişkisinin olmadığı yerde sosyal gelişim olmaz. Ormanda bulunmuş bir çocuğun konuşmasını bekleyemezsiniz. Veyahut masada oturup çatal bıçakla yemek yemesini bekleyemezsiniz. Şimdi insanoğlu doğduğu ortamda insan ilişkilerine maruz kalmak zorunda.
Ama teknolojiyle sadece televizyon ve tabletle büyüyen çocukların sosyal bozukluk zemininde kişilik geliştirme olasılığı çok yüksek. Bu da tabii önemli bir problem gelişim açısından. Evet, kesinlikle haklısınız. Zaten kitabınızın arkasında da bu konuya yönelik çok da güzel detaylar vermişsiniz, yazmışsınız. Nelerin ne şekilde olması konusunda. Bir de insanlar arası iletişimsizliğin en belirgin sonucu ne yazık ki kavga ve savaşlar. Evet, evet, bunu kitabımın arkasına yerleştirdim. Bence asıl kitabın mesajı bu olması gerekiyor. Çok uzun yıllar konuşma ve iletişim üzerine çalıştığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz. Toplumsal açıdan şöyle görüyorsunuz. Aslında bozukla normal olanın sınırları çizilmediği zaman insanlar ikisi arasında gidip geliyorlar. Burada ben konuşma ve iletişimin patolojisinin sınırlarını belirginleştirip normali için zemin açmak istedim. Yani normal aslında başka türlü bir şey. Kavga veya şiddet değil. Sokağa çıktığınızda siz de benim kadar maruz kalıyorsunuz. Otoparkta kavga, trafikte kavga, bakkalda kavga. Kavga her tarafta, şiddet her tarafta. Özellikle tabii şiddetin yöneldiği gruplar da hani benim üzüntü duyduğum bu bir dönem doktorlara yapılan şiddetler. Evet. Değil mi? Çünkü doktor burada iyi iletişim kuran kişi konumunda çünkü silahı yok, bıçağı yok, savunması yok. Tek savunduğu, savunabileceği silahı konuşması değil mi? Sizi ikna etmeye çalışıyor ama karşı tarafın şiddete olan eğilimi düşünüldüğünde tabii çok dengesiz bir toplumsal iletişim güçlüğü diyeyim buna. Ciddi oranda bir iletişim güçlüğü var toplum içerisinde. Dolayısıyla böyle durumlarda hukukun çok iyi çalışması gerekiyor. Haksızın mutlaka cezalandırılması, buna uygun kurallar olması gerekiyor. Ben diyorum ki sosyal dil önemlidir. Evet. Hepimiz için önemlidir. Şiddet bir iletişim yolu, kavga bir iletişim yolu olamaz. Bu bahsettiğim bozukluk sınırıdır. Evet. Ve sosyal dil edinimi de bebeklik, yani bebeklikte başlıyor, yetişkin hayata kadar da devam ediyor dediniz. Evet, evet. Bu beceri yürümek, konuşmak kadar önemli. Çünkü toplum içerisinde sorunları kavga ve şiddete başvurmadan çözme becerisini getiriyor dediniz. Evet. Diğer taraftan yalnız, ilgisiz ve sevgisiz büyüyen bebekler var. Evet. Çevrelerinde yakın ilişkiye girecek insan olmayan, az önce de bahsettiniz, televizyondur, tablettir, evet, gibi evet, elektronik çok üzücü, gereçlerle tabii, çok uzun süre sosyalleşemeyen çocukların sosyal dil oluşturamama riskleri de var değil mi? Evet, kesinlikle. En çok bunu biz tabii çocuk terapistleri görüyoruz. Son 20-25 senedir görüyoruz. En çok bize geliyor çünkü çocuk terapileri yapan kişilere geliyor böyle çocuklar. Çocuklarımızın gelişimini bozuyoruz. Evet. Teknolojiyle bozuyoruz. Evet. Ve onları farklı bir yetişkinler haline getiriyoruz. Çok fazla televizyona, tablete maruz kalmış bir çocuk ergenliğinde ya da yetişkinliğinde sosyal vizyonu olmayacaktır. Bakın bu çok önemli. Kesinlikle. Önemli çünkü insan toplu olarak yaşayarak meydana gelmiştir, evrimleşmiştir. Başka insanlara ihtiyacı vardır. Evet. Bu zaman ve mekan paylaşımındaki sorunları ancak sosyal görüsü olan insanlar görebilirler. Evet. Ve siz bir konuşma uzmanısınız. Evet, evet. Severek yıllardır. Sosyal dili de çok iyi kullanıyorsunuz. Elimden geldiğince uğraşırım tabii. Ama buna rağmen sizin başınıza olumsuz olaylar geliyor mu yoksa hiç gelmiyor mu? Sosyal dili çok iyi kullanabildiğiniz için. Evet, tabii bu toplumda yaşadığım ve mekan ve zaman paylaşımı dolayısıyla olan
zorluklar var. Evet. Beni de çok yoran zorluklar. Bir örnek vereyim. Çok hepimizin başına gelen bir şey bu. Örneğin uçakta yazlıktan dönüyorum. İniş ve kalkışlarda biliyorsunuz laptoplar, elektronik cihazlar kapatılır. Hostes geldi, inişe geçiyoruz. Lütfen herkes kapatsın dedi, rica etti. Gayet de güzel bir dille rica etti. Fakat yanımdaki bey laptopunu açık bıraktı. Şimdi bu tabii hani bu kadar başkalarının hayati riski olan bir durumda yapılması çok üzücü. Bu antisosyal davranış demenin ötesinde bunda bir başkalarını hesaba katma güçlüğü de var. Yani düşünce kaybı var. Dolayısıyla sosyal gelişimi zayıf olan insanların aslında düşünceleri hep eksik oluyor. Hiçbir zaman bütünü göremiyorlar. Ve tabii bütün iniş boyunca o laptop açık kaldı, hostes çaresiz kaldı, bir yaptırım uygulanamadı. Bu tür davranışlar, bunlar sosyal düşünce kaybı ve eğer çocuklarımızı sosyallik yönünde eğitirsek bu tür bireyler olmayacaklarını düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle haklısınız. Peki sosyal iletişimimizi düzeltme konusundaki düşüncelerinizi de çok kısa alabilir miyiz? Çünkü izleyicilerimiz bunu da ciddi anlamda merak ediyorlar. Evet, öncelikle bebekler doğduklarında mutlaka düzenli olarak her gün sokağa çıkmalıdırlar. Yaşıtlarını görmeliler, parka gitmeliler. Kalabalık ortamlarda havaya, insana ve gürültüye alışmaları gerekiyor. Mutlaka insanların olduğu ortamlarla ilgili rutinleri olmalı, insan ilişkilerini görmeli, konuşmalı, izlemeli. Televizyonu çocukların 3 yaşından önce çok uzun süreli seyretmelerini asla tavsiye etmem. Gene tablet keza öyle. Yarım saatten fazla gelişmekte olan bir beyne tableti sunmak çok zararlı. Gene telefonlar çok kısa süreli ve çocukları olabildiğince evde eğer hani uygun ortamlar sağlanamıyor, bakıcı bulunamıyorsa yuva en güzel çare, yuvaya verip başka çocuklardan iletişim örnekleri öğrenmelerine izin vermek ve çocuklara da değer vermek lazım. Çünkü değer verilen çocuk ileride kendini değerli hisseden bir yetişkin haline geliyor. Bu da önemli bir hayat kalitesidir. Evet. Ve bunun yanı sıra belki en önemlilerinden bir tanesi de aile içi iletişimin son derece güzel olması. Açık olması. Tabii açık ketum olması. Bir anne babadan tabii iletişimi kolay yapan bir çocuk yetişmesi zor tabii. Ailelerin de tabii anne babanın da çok açık olması evet. lazım. Tabii. Evet. Dediğiniz böylece, doğru. Ve böylece bu rehber kitaba da mutlak surette ihtiyacımız var diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olunuz, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, konuşma ve dil bozuklukları uzmanı Sayın Ayşegül Turan'ı ağırladık. Ve elimizde 4. baskısı olan muhteşem bir rehber kitap durmakta tüm anne babaların, gerçekten konuşabilecekleri, çocuklarıyla konuşabilecekleri dili öğrenebilmeleri için diyoruz. Hoşçakalın.